saatin. Evet, onu zaten esnaf arkadaşlarımız da sizlere söyleyecektir. Kendilerine destek olmayan arkadaşlarımız... 31 Ocak'ta bir genel kurul yapılmıştı ve biz bu genel kurulu esnafımızın da desteğiyle kazandık. Fakat ona rağmen maalesef eski yönetim bize görev vermemekte ısrar ediyor. Biz de hocamızın da desteğiyle burada bir hukuki mücadeleye giriştik. Bunun sonuçlarını, geldiğimiz durumu bugün açıklamak için böyle bir toplantı yaptık. Yaklaşık, evet, arkadaşımızdan dediği gibi yaklaşık aynı insanlar 15 yıldır hem yöneten hem denetleyen kişiler. Bir önceki yönetimde yönetici konumunda olan bir sonraki dönemde denetleyici oluyor. Bu böyle bir şey zaten mümkün değil yani. 31 Ocak'ta yapılan genel kuruldan sonra hocamızın da desteğiyle biz bir açılmış dava vardık. Karar defterinin teslim edilmesiyle ilgili. Hocamız ona bir ıslah ekleyerek, ıslah ederek burada yapılan bütün usulsüzlükleri biz davamıza ekledik. Dolayısıyla dün görülen davamız Ekim ayına ertelendi. Orada da elimizin kuvvetli olduğunu biliyoruz. Biz yasalara saygılıyız. Biz bunun bizim lehimize sonuçlanarak 15 yıldır Kuyumcu kentin üzerine çöken, Karabasan gibi çöken yönetimin artık gideceğini düşünüyoruz. Şimdiye kadar nasıl yapmadılarsa bundan önceki yönetimde de, daha önce yönetimde de, bakın şu anda elektrikleri kesmişler mesela. Bundan önce de birçok arkadaşımız yönetime aday oldu. Fakat kendilerini bir şekilde hazırım defterini kaçırarak, siber saldırı deyip interneti keserek genel kurul sırasında, en son bizim genel kurulumuzda da elektrikleri kestiler. Yani devretmemek için, görevi devretmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yönetim eski yönetimin bir türlü defterleri teslim etmediğini iddia ediyor. Altı Sulu Hukuk Mahkemesi'ne dava açıldı, açtılar. Tedbir kararı talep ettiler, tedbir talepleri reddoldu. Dava sonuçlanmış değil. Ayrıca bizim genel kurulumuz seçimli bir genel kurul değildi. Bu seçimli bir genel kurul olmayan seçim, acaba genel kurulda yaptıklarını iddia ettikleri genel kurulda neyi kazanmışlar bunlar? Tamamen yalan. Bizim üstümüzde arkadaşlarımız üzerine kapıyı kapattılar. Hürriyeti tatil suçu işlediler. Yalan beyan. Tamamı yalan beyan bunların. Ama gelip basın açıklaması yapmak istiyorsun. Anlatabiliyor muyum?